sokağa çıkma yasağının ikinci günündeyiz. Burada bir de çocuk parkımız var. Burası çocukların sürekli büyük anne büyük babalarıyla gelip çoğullaştığı bir park. Ama maalesef bir süredir bu durumda. Umarız sağlıklı atlatmamıza vesile olacak bu sakinlik. Sağlıcakla kalınız. 21 Mart'ta burada bir kayıt yapmıştık. Sokaktaki vatandaşı dinlemiştik. O gün 65 yaş sınırlamasının getirildiği gündü. Ve insanlar bu uygulamaların taksitle gelmesiyle ilgili endişelerini dile getirmişti. Yani çok çabuk çabuk şeyler. Dün dedim ki, dün de sahildeydim. Evet. Şuradaki lokanta açık, burası açık. Ne anlamı var değil mi? Ya dedim bak böyle taksit taksit olmaz. Ya toptan kapat. Evet. Ya toptan kapat. Veyahut da kapatma. Ya toptan sıkı yönetim koy. Zaten aşama aşama iş oraya gidiyor ama galiba. Aşama aşama olunca milletin beynini... Ama alışmamız lazım. Alıştıramıyorlar bizi. Bakın hala zorlanıyoruz evde kalmakta. Ondan sonra... Bak. Vatandaş bunları öngörürken yetkililerimizin uygulamalarda yaptıkları gecikmelerin bedelini kaybettiğimiz insanların sayısıyla ödeyeceğiz maalesef. Bence hala anlamadığımız nokta burası. Evet, bazı öngörüsüzlüklerimizin faturasını birçok yakınımızı, birçok komşumuzu, eşimizi, dostumuzu, kendimizi kaybederek ödemiş olacağız. Evet, biliyorsunuz haftalardır sokağa çıkma yasağıyla ilgili birçok konu seslendirildi. Ancak beceremedik. Biliyorsunuz 2 saatte ülkenin yaşadığı sosyal teması, fiziksel teması gördük hepimiz. Maalesef ülkede durum bu. Alınan önlemlerin ilk günlerdeki isteğe bağlı haliyle ilgili ilginç bir örnek diye düşünüyorum. Birçok mekan bu örneği yaşadı. Keşke dünya ülkelerinin yaşadıklarından örnek alabilseydik de ilk günlerde daha katı kurallar koysaydık diye keşkelerimiz olmaz umarım. Burada 2 köfteci var. 2 Sultanahmet köftecisi var yan yana. Ve geldiğimizde 21 Mart'ta soldaki kapatmıştı, sağdaki açıktı. Ve o müşteri azlığına rağmen müşteri çağırmaya, davet etmeye çalışıyordu. Sanıyorum 9 Nisan ve gördüğünüz gibi köftecilerin ikisi de kapalı. Topkapı Sarayı'nın girişini görüyorsunuz. Bu girişi hiç bu kadar insansız görmemiştiniz. Evet. Topkapı Sarayı'nın girişi. Görevliler dışında şu an kimse yok. Ayasofya'yı bu açıdan görüyorsunuz. Bir insan trafiği şu anda parkta yok. Gördüğünüz üzere sadece güvenlik görevlileri var. İnsan selinden adım atılamayan Mahmutpaşa'dayız. Ama gördüğünüz gibi şu anki durum bu.
Evet, Mısır Çarşısı'ndayız. Mısır Çarşısı girişi de kapalı. Evet, meydanda güvercinleri görüyorsunuz. Yem satıcısı da burada. Ancak şu anda kimsecikler yok. Kuşları yemlemek bana düştü bugün. Allah yardımcın olsun. Değil mi? Allah Allah razı olsun. İnsanlar yok, hayvanlar aç. Ay evet. İyi ki size izin veriyorlar bugün. Yok şükür olsun abi, biz varlıktan izinliyiz abi. Süper. Şöyle buyurun. O kalsın lütfen. O zaman 4 tane atın abi. Rica ederim. Siz ara ara yemlersiniz Allah bizim adımıza. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Dur yeter. Gel. Ben şöyle gideyim. Evet, gördüğünüz gibi güvercinleri yemleme işi bana düştü bugün. Hava sakinlerinin sürekli yürüyüş ve koşu yaptıkları bir alandayız. Çok buruk bir hüzün. Çünkü buralar insana özgü, insan için tasarlanmış alanlar. Umarım bir an önce normale döneriz. Biraz zaman alacak evet. Ama daha bir dip dibe yaşamayacağız artık herhalde, öyle görünüyor. Sinye koyundayız. Çok uzaktan serçelerin sesi buraya kadar ulaşabiliyor.